Oh, lanet olsun. Ne oldu kız açı? Ya insan bir tane bile fotoğraf paylaşmaz mı? Yani bitmiş. Sevgililik de bitmiş. Kızım ne fotoğrafı? Kim bitmiş? Ne olmuş? Ne sevgililiği? Havuç aşık olmuş Kadriye anne. Ama ben daha kızım bir tane bile fotoğrafını göremedim. Moralim çok bozuk. Ay kızım moralini bozma. Kadriye al arayı düşün be. Allah korusun sütün bütün kesilir. Ah. Ne oldu? Aa, olaylar olaylar. Ne oldu söyle bakayım kız. Haluk beyler tatilden erken dönmüşler. Tatilin son günü bir olaylar olmuş ama kimse ne olduğunu bilmiyor. Herkesten saklıyorlarmış. Allah Allah. Ne oldu acaba? Ayrıca Allah'ın bildiğini kulda niye saklarlar? Ben de bunu hiç anlamıyorum yani. Hiç yani. Skandal. Ya Haluk Bey'in başına ne geldi acaba Yunan adalarına? Kız ne gelecek ya? Adamı zorla götürdüler Yunan adalarına. Adam memleket hasretiyle yanıyordur, tutuşuyordur ondandır ya. Hayatımda geçirdiğim en sıkıcı yaz Kadriye anne. Dedikodu kazanı kaynamıyor. Ne Haluk Bey'in başına geleni öğrenebiliyoruz. Ne Havuç'un sevgilisini görebiliyoruz. Ben isyan etmeyeyim de kim etsin? Ay bak çok haklısın. Yani Hatice'm bak ilk defa bak bu davanda yanında duruyorum bak. Ben sana söyleyeyim. Hadi yavaş. Bağırma. Acaba Haluk Bey Yunanlılarla maç yapıp kaybetmiş olmasın? Olabilir. Bak, adam gururuna yedirememiştir. Deplasmanda da puan alamadıysa ondandır ama ben sana söyleyeyim. Bak şöyle yapalım, iş bölümü yapalım. Ben Haluk Bey'in sırrını öğreneyim, sen Havuç'un sevgilisin. Oğlum, bak yine iş başa düştü. Tam sen merak etme, ben Havuç'un sevgilisini bulurum. Yine ben, her şeyi ben yapıyorum. Kız, galiba Alara ağlıyor ha. Ben bir şey duymuyorum. Şey olmuş olabilir mi? Ya bana baksana sen. Galiba kız ağlıyor. Aa cidden? Alarmın sesi mi? Yok ya. İstersen bir bakıver ha. Bakayım mı? Allah'ım yarabbim ya. Ya bak bu çocuk ağlıyor. Git bir bak. Ay, tamam seni mi kıracağım? Sen sabır yarabbim. Hayır neden saklıyorsun ki? Anlat ne olduğunu. Sen de rahatla biz de rahatlayalım. Havuç'tan haber var mı? Yok canım. Yaprak kıpraşmıyor. E yaşlılık tabii. Sen de eski formunda değilsin. Bu koku ne? Ha yeni parfümüm. İndirimden aldım. Güzel değil mi? Bu parfüm kokusu değil. Yaşlıyız ama o kadar da değil yani. Parfüm kokusu değil bu. Anam! Kız süt taştı. Aa süt mü taştı? Ya ama süt kardeş sen neden taşıyorsun ya? Bak sen Haluk Bey'e. Hem karda yürümüş hem izini belli etmiş. Ben var ya çok ayıpladım. Hiç yakıştıramadım Haluk Bey'e vallahi. Boyu kadar çocukları var ya. Ayıp yani. Şükrücüm hiç öyle bir şey yapmaz. Evden işe, işten kahveye, kahveden tekrar eve. O kadar. Ya bu da yanlışlıkla yapmış zaten. Vallahi Şükrücüm de bir kere yanlışlıkla kadınlar tuvaletine girmişti. Ama kadınlar çığlık atınca hemen çıkmıştı. Haluk Bey de hemen çıkmış. Öyle diyormuş. İnandın mı sen de? Bak şöyle düşün. Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenirse diğerleri de yanlış iliklenmiş olur. Ay, vay be. Hatice kız çok haklısın ha. Hatta ben sana diyeyim mi? İlk defa haklısın. Hani o kadar haklısın ki inanamıyorum ya. Ay vallahi çok haklısın ya. Evet, haklıyım. Kız Alara ağlıyor. Baya güzel laf ettim ama. Bebek ağlıyor bebek. Aman ağlasın açılır canım. Ağlamak iyidir. Kız. Kitap mı okuyorsun sen? Evet. Her şey Kadriye alarm için. Acaba diyorum biraz da kendin için bir şey yapsan mı? Aa olur mu? Benim artık her şeyim varım yoğum alarm. İyi bir anne olmanın ipuçları. Bilmiyorum bunu okumana gerek var mı yani? Bana sor, ben sana her şeyi anlatırım. Bak bütün tecrübelerimden, bilgilerimden faydalanırsın. Ben sana her şeyi anlatırım Hatice. Tamam.
tatlım. Tabii ki senin bilgi ve deneyiminden yararlanacağım. Ama kendime yeni bir teknik geliştirmem lazım. Ne olacak sanki? Eski köye yeni adet getiriyorsunuz. Ya hep uyuyor bu çocuk Kadir. Yani sıkılıyorum ben. Kızım, bebeklerin uyuması lazım. Onlar için bir gıda gibidir yani. Bebeğin gelişimi için çok önemli. Yani bebekler uyuyarak büyürler. Karpuz gibi mi? Yani çok öyle değil. Ama öyle de. Ya bilemedim sana ne diyeceğimi ben. Kadriye anne, Alara'yı çok gergin görüyorum son zamanlarda. Merak etme, sıcaktandır o, bir şey olmaz. Yok yok, sıcaktan değil. Sinirleri gerildi yavrum. Zor günler geçirdi, tabii kolay değil. Ama ben çözümü biliyorum. Yeni bir karar aldım, onu uygulayacağım. Ay, en korktuğum şey. Ya biraz düşünsen mi acaba diyorum. Yo, yeterince düşündün. Yo, bence biraz daha düşün lütfen. Ne gerek yok, ben kararımı verdim. Neyse, evet, neymiş kararın? Onu birazdan göreceksin. Her şey onun için, ben onun için yaşıyorum artık. Neymiş yeni kararın? Açıklıyorum, hazır mısın? Kız bu ne? Klasik müzik. Klasik müzik terapisi yapacağım yavruma. Böylelikle alarmın beden ve zihin sağlığı gelişecek. Allah'ım, klasik müzik mi? Kız ne gerek var atça bütün bunlara ya? Bak bizim ne güzel ninnilerimiz var, türkülerimiz var. Yapma yavrum, yapma böyle şeyler. Vazgeç bu fikrinden. Olmaz Kadriye anne, klasik müzik dinlemesi lazım. Bak hiç ağlama sesi geliyor mu? Direkt rahatladı yavrucak. Kız kapa şunu artık ha. Alara rahatlayacak diye ya. Sinir küpü oldum ya, bak şişiyorum ya. Bırak artık şunları ya. Kes şunu, kes. Kes. Aç bir türkü de şöyle içimiz şenlensin. Ama türkü dinletin yazmıyor kitapta. Bak Hatice, kitap gibi kadınım ben ha. Kaç sayfası? Sana ne? Ansiklopediyim ben ha. Her şeyi anlatırım ben sana. Bırak, ben Hüseyin'im huysuzlandığı zaman ona ne güzel türküler okurdum yani. Ne? Eskiden klasik müzik mi vardı? Olmaz. Klasik müzik dinleyecek. Ya belki vardı da ben... Kız duyuyor mu? Seninki sevmemiş, bak ağlıyor. Klasik müzik sevmemiş, ağlıyor. Hayır, eşlik ediyor. O ağlama değil, anasıyım ben, anlayamayacağım mı? Sesi de güzel olacak yavrum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tutarız bu evde sır dolu şu halimi.